Canlarım, merhaba. Nasılsınız? Bayram nasıl geçti? Evet, pek çoğumuzun bayram gelmiş neyime. Anam anam garibem. Türküsündeki gibi geçmiştir mutlaka. Yapacak bir şey yok. Her zaman bunu söylüyorum. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama umutsuz yaşamak, umutlu yaşamaktan çok daha kötü bir şeydir. Beklentiler insanı çileden çıkarmaz. Ama umutsuzluk insanı çileden çıkarır. Dünyadaki hemen hemen bütün olumsuz hareketlerin, kötü hareketlerin, kötü neticelerin sebebine bakın. Hepsinin temelinde umutsuzluk yatar. Osmanlı'da padişah acımasız ise sürekli savaş çıkaran, başka ulusların, başka toplulukların, başka dinlerin, başka ırkların topraklarını fethederken, tabii onlara göre işgal ederken, halkın bazen burasına gelirdi. Neden? Savaş dediğiniz nedir ya? Hele o dönemlerin savaşları. Ölüm. Gidip gelmemek. Çok az kişi sağ salim dönerdi savaşlarda. Öyleydi eskiden. Onun için de ailelere bol bol erkek çocuk yapmaları adeta emredilirdi. Neyse, işte öyle dönemlerde halk vozurdamaya başladığında, yani sürekli savaş çıkaran padişahtan şikayet etmeye başladığında saraya gelir bu bilgi. Hemen saray, tabii o zamanlar eyalet var. İmparatorluğun eyaletlerindeki dört bir yana haberler salar. Orada saraya bağlı olan bilge kişiler, ki onlar genelde ihtiyar kişilerdir elbette. Onun için de eskiden muhtarlıklarda ihtiyarlar heyeti vardı. Yani bilge insanlar heyeti vardı. İşte o bilge insanlar camilerde ya da kahvelerde padişahtan sonra gelecek şehzadeyi överlerdi. Bir şehzade giderlerdi, savaştan nefret ediyor. Tam Allah adamı. Kullarının savaşlarda helak olup gitmesini istemiyor. O zaman ne yapardı halk? Halk yeni gelecek şehzadeyi beklemeye karar verirdi. Çünkü isyan, ayaklanma bunlar kolay şey değildir. Öncelikle isyanlarda elebaşlarının kellesi gider. Bazen, hatta çoğu zaman o isyancılar kazansa bile kelleler gider onlar. Neyse, işte böylece halkın ayaklanması, isyan etmesi engellenirdi. Demokrasinin olmadığı dönemlerde Avrupa saraylarında da buna benzer şeyler yapılırdı. Yani insanlara umut verilirdi. Diyeceksiniz ki bazılarınız, dede ya ne yapalım yani? Umut edip bekleyelim mi? Bu soruya cevabım şu. Yine bir soru. Ne yapabilirsiniz? Henüz İran'daki gibi bir durum yaşamıyoruz. Henüz Afganistan'daki gibi bir durumda yaşamıyoruz. Bundan 12 sene öncesinin Suriye'sinde olanlar, Tunus'unda olanlar da bizde henüz yaşanmadı ya da Mısır'ın da olanlar da yaşanmadı. Yaşanmasına ihtimal de vermiyorum en azından şimdilik. Ama göçmenler, mülteciler, ihticacılar, işgalciler. Ya görüyorum, haberleri okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde öyle bir ayaklanmaya hiç kimse tebessül edemez. Her şeye rağmen ordumuz sağından solundan budanmış da olsa halen dünyanın en güçlü ilk 5 ordusundan birisine sahibiz. Merak etmeyin, endişelenmeyin. Hiçbir şey olmaz. Biz gazeteciler, biz gazeteci milleti kötü haberleri ön plana çıkarırız. Dikkat edin, sizler de genelde, bizim ailemiz için söylemiyorum ama genelde başlıkta kötü haberler yer alan, ne diyorlar onlara, clickbait mi diyorlar? Clickbait yapan videoları izlemeyi öncelikle tercih ediyorsunuz. Hayır, o videoları tercih edenleri eleştirmek amacıyla söylemiyorum. Bu genelde dünya toplumlarında böyle. Haliyle medya kötü haber satar. Çünkü kötü haber medyayı sattırır. Gazeteciyi okutturur, televizyonunu izlettirir. Biz burada çok izlenmek için, çok sayıda izlenmek için değil. Biz burada bilgi sahibi olmak, yalan haber yapmamak, doğru haberlerin analizini de
kendimize göre yapmak için varız. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz diye sorarsanız analizin, fikrin doğrusu da olmaz, yanlışı da olmaz. Analiz o kişinin görüşlerini yansıtır. Mutlak doğru olamaz. Biz burada pozitif ilim yapmıyoruz. Ben kimya anlatmıyorum. Ben fizik anlatmıyorum. Ben uzayı da anlatmıyorum. Kaldı ki uzayla ilgili bile halen pek çok görüntülerden sonra milyonlarca ışık yılı ötedeki yıldızlarla ilgili bile, değil mi, bilim insanları mutlak doğruları söyleyemeden analiz yapıyorlar. Kaldı ki ekonomide analiz yapılır. Siyasette analiz yapılır. Bunlar o kişinin görüşleridir canlarım. Evet, bu kadar uzun bir girişi niçin yaptım? Söyleyeceğim şimdi. Videomun kapağını gördünüz. Ne oldum demeyeceğiz, ne olacağım diyeceğiz. Demek ki bir işe başlarken iyi niyetli olmak yetmiyor. Bir işe başlarken çok zeki olmak, çok şeyi bilmek de yetmiyor. Önce çok dürüst olunacak. İki, eğer milyonlarca kişiyi de etkileyecek bir şeyse sonuçtan emin olunacak konularda yatırımcılara teklifte bulunulacak. Bu benim hem iş hayatımdan, profesyonel yöneticilik hayatımdan hem medya ya da kanaat önderliği hayatımda öğrendiğim çok önemli bir şeydir. Bir hanımefendi, adı Elizabeth Holmes. Çok zeki bir kadın. Üniversitede çalışırken bu startup deniliyor biliyorsunuz. Yani öncü girişimci. Hem de 19 yaşında olarak iş hayatına atılmak istiyor. Tabii okulla beraber yürümeyince ayrılıyor. Ve müthiş bir buluş yaptığı konusunda o dönemin çok önemli, çok etkin insanlarını ikna ediyor. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en önemli, en bilinen hatta en başarılı olarak kabul edilen Dışişleri Bakanlarından biri Henry Kissinger. Henry Kissinger'ı bile kurduğu şirkete yönetim kuruluna alıyor. Elizabeth Holmes'un Kissinger'ı ve Kissinger gibi daha pek çok, birkaç daha doğrusu, birkaç çok ünlü ve çok etkin Amerikalı eski bakan ve politikacı şirketini alması dünyada, Türkiye'de de olduğu gibi bütün dünyada halen sürdürülen bir şey. Ne yazık ki böyle. Keşke olmasa. Tabii ki keşke olmasa ama oluyor. Siyasetçinin olduğu yerde bunlar olacak. Siyasetçi de mecbur olmaya, çünkü demokrasi bütün toplumların, bütün ülkelerin olmazsa olmazı. İşte bu Elizabeth Holmes uzun süre insanları olağanüstü bir buluş yaptığı iddiasıyla oyaladı ve sermaye topladı. Ve hatta ve hatta kendi kurduğu laboratuvarlarda üretilmiş gibi başka başka çeşitli laboratuvarlarda yaptırdığı tahlil sonuçlarını sanki hemen tahlil sonucu bulunmuş gibi müşterilerine ya da hastalarına dağıttığı bilgi verdi. Bunların bazıları yanlış bilgilerdi. Ama uzun zaman bu sahtekarlığı bilinmedi. Yani hayali bir buluşu sattı Elizabeth. Olmadı. Bir gazeteci, yani Amerikalı bir gazeteci bu sahtekarlığı ortaya çıkardı. Yargılamalar sonunda 5 milyar dolara yaklaşan servete sahip Elizabeth Holmes suçlu bulundu ve birkaç süre önce 11 yıl yatmak üzere cezaevine konuldu. Çok önemli bu. Biz de buna benzer bir şeyi Jet Fadıl isimli bir sözde iş adamı yaptı yıllar önce. Evet, İslamcı, siyasal İslamcıydı. Otomobil üretiyorum ben dedi. Çok yiyenler oldu. Milyarlarca lira topladı. Hisse senedi satışından milyarlarca lira topladı. Reklamlar yaptı. Milyarlar harcadı. Sonra baktık ki yok, Allah sonunu benzetmesin tabii ki, ama TOG'la ilgili de şu anda çok çirkin iddialar var. Bakın, bilgi değil. Doğru da demiyorum. Ama TOG fabrikasının halen seri üretime geçmediğine ilişkin iddialar var. O seçimden önce TOG otomobillere binen bakanların hiçbirisi artık
O otomobillere binmiyor. Mustafa Varank dahil. Hayır, binmiyorlar. Yok otomobiller. Nerede, nereye gittiler bilmiyoruz, bilinmiyor. Ama umarım sonu Elizabeth Holmes ya da Jack Fadel gibi olmaz. Kimin sonu? O fabrikayı kuran iş adamlarının sonu. Ki hepsi de ülkenin saygın birer iş adamları canım. Evet, oradan gelelim, geçelim Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasına. Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı açıklamada bundan sonra döviz satışı yapılmayacağını bildirdi. Gülüyorsunuzdur. Mutlaka gülüyorsunuzdur. Yok, ağanın fıkrası değil. Anlatmayacağım artık o. O fıkra geçti gitti o. Ama ne yazık ki anlatılması gereken bir fıkra. Yapılan açıklama bana sorarsanız kendisinden önceki yönetime ağır hakarettir. Efendim politikaları değiştirdiler. Zaten hep böyle yutturuyorlar. Politika değişikliği yaptık deyip yutturuyorlar. Holmes mesela. Holmes bu kadar çok parayı kazanmak istiyor idiyse siyasete girmeliydi. İnanın siyasete girseydi Holmes ve bu yaptığı sahtekarlığın çok daha ağırını mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yapsaydı ki başkan olabilirdi çok yetenekli bir hanımefendi. İki dönem başkanlık yapsaydı 5 milyar dolar değil 50 milyar dolar servetin sahibi olurdu. 50 milyar dolar. Bir gün hapis atmazdı. Amerika'da bile olsa bir gün hapis atmazdı. Neden? Böyle düşündüm diyecekti ama olmadı. Ben seçimlerden önce seçmenlerime vaatte bulundum. Şu politikaları uygulayacağım dedim. Tutmadı derdi. Amerika Merkez Bankası üzerinden milyarlarca dolar kazanırdı. Milyarlarca. Ne 50 milyar doları. Çok daha fazlasını da kazanabilirdi. 8 yılda. Ama onu yapmadı Holmes. Şanssızlığı siyaset yerine gerçekten Amerika gibi bir ülkede ticaret yapması. Aynı ticareti bizde yapsaydı hiçbir şey olmazdı. Çok büyük ihtimalle aynı saygınlıkla yoluna devam ederdi. Parasına para katardı. Savcılar belki laf olsun beri gelsin diye çağırırlar. İfadesine başvururlardı. O da yukarıdan gelen bazı talimatlar karşılığında bırakılır giderdi. Ya canlarım. Neyse işte bizim Merkez Bankası'nın Erkan Hanımefendi'den önce Gaye Erkan Hanımefendi'den önce yapılan hataları hesabı sorulamaz. Ne diyeceksiniz? Adamlar diyecek ki Cumhurbaşkanı bana talimat verdi, emretti. Bu böyle yapılır dedi. Bu bizim ekonomi politikamız dedi. Hükümetimizin başarılarını engellemeyin dedi. Biz ne yapıyorsak siz de uyun dedi. Biz de yaptık diyecekler. Bitti abi. Ama cezai sorumluluk ya bırakın geçin gitti onlar hepsi. Cumhurbaşkanı talimat verdi diyecek hiçbir şey yapamazsınız. Ki mutlaka vermiştir. Cumhurbaşkanının yetkisi var mı? Var. Ya tek başına kanun çıkarıp Cumhurbaşkanı isterse bir kadını erkek, erkeği kadın bile yapabilir. Burası işin abartma ama o kadar çok yetkisi olan bir cumhurbaşkanımız var. İyi de arkadaşlar bu nasıl bir zihniyet? Ya biz daha yakın bir zamana kadar, bir hafta hatta 2-3 gün önceye kadar döviz kurlarını baskılamak için Merkez Bankamızda olmayan dövizi satmıyor muyduk? Satıyorduk. Yıllardır bunu yapıyoruz. Son 3 yıldır döviz satarak dövizi baskılıyor bizimkiler. Şimdi yeni gelenler döviz satın alarak Türk lirayı baskılayacaklar. Doğru mu? Evet bu doğru. Ben bunu hayır demiyorum. Bakın şimdi yapacakları doğru. 1997 senesi 2 Mayıs'ta Akşam Gazetesi'nde yazıyorum. Dönemin hükümetindeki ekonomi ve hazineden sorumlu bakan Güneş Taner. Kulağı çınlasın. Allah uzun ömürler versin. Pek çok kişinin aksine çok sevdiğim, değer verdiğim bir bakandır Güneş Bey. Kaliteli bir adamdır. Neyse. Kokpitte uçmayı sever. Beraber gidiyoruz Londra'ya. Ben de tabii gazetemi temsilen gidiyorum. Kokpitte yine beraber uçuyoruz. Aynı Güneş Taner'le ondan 15-20 gün kadar önce de Hong Kong'a yine uçağın kokpitinde gitmiştik. Neyse sohbet ediyorduk. Ben orada kendisine söyledim. Dedim ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıllardır döviz konusunda benim düşüncelerimi bir türlü uygulamıyor. Ne düşünüyorsun dedi bana. Dedim ki bak ben olsam senin yerine Merkez Bankası kanalıyla para yaratırım. Ve yarattığım bu paralarla piyasadan yavaş yavaş azar azar döviz toplamaya girişirim. Zırttırı pırttırı devalüasyonlar yapılacağına döviz kurlarını hiç çaktırmadan
yavaş yavaş yükseltelim demiş ve işte o ünlü Abdülaziz, Padişah Abdülaziz'in Kelaliço'ya çıraklık yaptığı o küçücük buzağı 30-40 kiloyken kucağına aldığını, 3 yaşına kadar o danayı sürekli sarayın 80 basamaklarından, merdivenlerinden ya da çalışma bölgesinde çıkardığını, indirdiğini anlattım. 3 sene hiçbir şey anlamamıştı 17 yaşındaki şehzade. 300 kilo olmuştu buzağı. 300 kilo ama anlamamıştı. Hatta çok gülmüştük. Ben olsam demiştim, azar azar döviz toplarım, Merkez Bankası döviz rezervini sağlamlaştırır. Ondan sonra Türkiye asla ve asla ödemeler krizine girmez. Çünkü Türkiye'nin bütün krizlerin müsebbibi döviz darlığı, cari açık dedim. Güldük, gülüştük ve benim hatırlayabildiğim kadarıyla o uygulamayı Güneş Taner sürdürdü. Ama sonradan Ecevit nedense Güneş Taner'i neden istemediler ya da Devlet Bahçeli, bilmiyorum. Ama doğru politikalardı. Şimdi bakınız, Gaye Hanım Güneş Taner'in yaptığı, büyük ihtimalle Güneş de aynı şeyleri düşünüyordu. Bir şey demedi, yorum yaptığını hatırlamıyorum. Hatta o zamanlar Akşam Gazetesi'nde de ben bu yolculuğumuzu yazmıştım canlarım. Şimdi bu yapılacak olan doğru. Ancak tekrarlıyorum, Gaye Hanım da Mehmet Bey de Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen bunu sürdüremezler. Çünkü bu döviz kurlarının artması haliyle enflasyonun da artması demektir. Türkiye böyle. Ne yazık ki böyle. Neden? Eşel Mobil'den dolayı. Eğer zamanında Eşel Mobil uygulanmasaydı, kemerleri sıkabilseydi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetenler, kamu harcama yerine, milyarlarca, trilyonlarca harcama yerine yatırım yapsaydı, inanın Türkiye bugün pek çok sorununu çözmüş, 24 ile 25 bin dolar kişi başına yıllık milli gelirle istediğimiz noktaya en azından gelmişti. Olmadı, yapmadılar. Bundan sonra olur mu? Bence olur. Yeter ki Erdoğan işin başından ya ayrılsın ya da tamamen yetkileri ekonomiyi yönetecek olan Gaye Hanım'la Mehmet Bey'e bıraksın. Canlarım, enseyi karartmayın. Bakın, iddia ederek söylüyorum. Yarın değil, 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra değil. Ama bir seneden de fazla olmamak üzere Türkiye ve dünya çok güzel bir çağa girecek. Ve bizler de, gençlerimiz için biraz da söylüyorum, çok güzel günler göreceğiz. Enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.